açık mı? Açık. Kardiyak arrest durumda. Göğüs kompreksiyonuna başlıyorum. Monitörize et. Ne demek o? Kalbim öldü de. Kafasız. Ötekiler taşı kardiyak. Defibrilasyon yapacağız. Hazır. Ver. Ağır hazır. Ver. Bir şey yok. Tekrar. Hazır. Tüm analizi. Bir şey yok. 1 miligram adliye yapacağız. 1 miligram adliye yapacağız. Ne yapacağız? Nabzı kontrol et. Alamıyorum. Aç. Çık ağlayı. Esiyor mu, ne oldu, bir şey söyleyin. Ne oldu? Hayır. Müsaade edin. Naz, tamam. Naz, gel. Tamam, sakin ol. Tamam, bana bak. Naz, tamam. Hayır, öyle de elme. Tamam, sakin ol. Nefes alalım. Bak, müdahale ediyorlar. Hadi gel, birlikte nefes alalım. Hadi canım. Hadi gel, nefes alalım birlikte. Gel. Hadi Naz. Selim, Yağmur'un hocası diyorum. Sarıcığım, kusura bakma, biraz Selim böyledir. Bir de 3 yıl dağda yaşadı, insan görmeye çok alışık değil. Yok, önemli değil, memnun oldum. Benim telefonum çalıyor, bir bakayım. Bir dakika, telefonum çalıyor. Senin benim ailemin yanında ne işin var? Tamam, bir şey olduğu yok. Sadece şu anda benim kimliğimi lütfen açık etme. Çünkü seni tanıdığın gibi tanımıyorlar beni. Sen şu anda nasıl bir oyun oynuyorsun bilmiyorum ama ben bu oyunla ilgilenmiyorum. Bütün aramızdaki bütün iş şu anda burada bitti. Hayır. Biliyor musun beni? Bak tamam. Lütfen sakin olur musun? Şu anda bir şok yaşıyorsun biliyorum ama her şeyin mantıklı bir açıklaması var Sekim sadece. Hemen çık buradan. Sen bir dokunma bana bir. Bir dur. Ne? Bak. Eğer vatana ihanetten yargılanmak istemiyorsan sözümden şu anda çıkmayacaksın. Beni bir de tehdit mi ediyorsun? Ben seni tehdit etmiyorum. Ben sadece beni dinleyeceksin diyorum, bu kadar. Selim! Çatışma olmuş Naz, hastanedeymiş. Ne çatışması ya, ne olmuş? Bilmiyorum, konuşamadım. Ya iyi mi Naz? Bilmiyorum, hastaneye gidelim. Allah bu sancaktarların belasını versin. Anahtarım nerede? Hangi hastane? Bilmiyorum. Bırak anahtarı falan, geç benim arabaya, ben götürürüm. Selim savcı, ben... Yağmur Naz'ın yanında söylemişti bana. Naz yanlış bir karar verdi. Onun yanında olmam lazım dedi. Yok, cevap vermiyor. Tamam, geliyorum ben. Hiçbir yere gelmiyorsun, sakın. Seninle hesaplaşacağız daire başkanı. Konuşacağız seninle. Benim yüzümden, benimle evlendiği için. Naz. Yapma kendine bunu, tamam mı? Kendini suçlama. Bu işin ardındaki belirlenmez. Kendini suçlama. Ardında, yanında, önünde kim var umurumda değil. Ben sadece iyileşmesini Soner Sancaktar, yaralı olarak buraya getirildiği söylendi. Hadi! Nerede şu an? Siz yakın mısınız? Kardeşim, Burak Sancaktar. Bak şuna.
Abimler girdi içeri. Tamam Cemre, tamam. Ne oluyor? Allah Allah. Zaten acelen ne yani? Anlamıyorum ki. Apar topar getirdin beni buraya. Soner öldü mü kaldı mı belli değil anne. Ne yapayım? Ben mi kurtaracağım Soner'i? Kendi etti, kendi buldu. Böyle gözlerini devirip devirip bakma bana. Yürü hadi. Yavaş. Allah Allah. Anne. Ne oldu? Çarptı. Anne. Anne ne oldu? Dursun, oturmasın. Olmazmışım da ol. Yap. Olur canan dur. Anne. Yardım ambulansını. Nerede ambulans? Anne. Olmazsın. Ne oldu? Soner'le Naz'ın kaldı. Otele baskın verdiler. Soner vuruldu. Durumu ne? Ameliyatta şimdi bekliyoruz işte. Bu işin faili Yiğit Mertoğlu. Önleminizi almadıysanız alın derim. Hemen hallediyorum. Bu mu halledecek? Ne demek istiyorsun? Yiğit Mertoğlu'nun kulağına birileri bir şey fısıldamış olsa gerek ki yerimizi çok çabuk buldular. Sen mi şakadan, ha? Lan saçma sapan konuşma bak. Burası komplo teorisi üretecek yer değil. Doğrudan söylüyorum söyleyeceğimi. İçinizde biri var. Dışarıya bilgi veren biri var içinizde. Oldu mu? Tamam mı? Anladın mı? Sen bizim işimize karışma. Ve sakın bir kere daha beni zan altında... Lan! Bana bak bana. Söyleyeceklerimi dinle o zaman. Bu işin ardında kim varsa... Emri verenden tut, silahı Soner'e doğrultana kadar hepsinin karşısına çıkacağım, hepsiyle yüzleşeceğim. Bizzat ben sorarım hesabını, tamam mı? Bu böyle birine. Lafını tart da konuş Selçuk Taşkın'ın oğlu. Kimi tehdit ettiğine de dikkat et. Burada kimse Soner'in durumundan sorumlu değil. O zaman korkacağınız bir şey de yoktur herhalde, değil mi? Soner Bey'in yakınları bu. Evet. Ameliyat gayet iyi geçti. Her şey yolunda. Merak etmeyin. Hadi geçmiş olsun. Hadi. Bize geldiğinde yoğun bir iç kanaması vardı. Müdahale ettik. Şimdi ameliyat sonrası geçici yoğun bakımda. Görebilir miyiz? Yalnız da bir kişi alabilirim. Kısa bir süre yalnız. Ben abisiyim. Ben eşiyim. Ben gireyim. Peki, buyurun. Bu tarafta. Hadi. Sen. Ya, Naz, selam söyle bizden. Selam söyle Naz bizden. Selam söylemeyi unutma. Sen söyle Naz. Elindekini bırak. Ne yapmaya çalışıyorsun? Asla. Bırak şunu bana. Yağmur sen ne yaptığını zannediyorsun. Ne yapıyorsun sen Yağmur? Ne yapıyorsun sen? Yürü gidiyoruz. Bu elin hali ne? Yürü. Yürü Yağmur yürü. Bırak. Ne yaptın elinde sen? Ne yaptın? Yürü. Yürü gel buraya. Gel buraya. Oh.
Yağmur sakin ol. Allah aşkına kol. Yolmaz Yağmur. Elin kanıyor Yağmur. Allah aşkına bir dur ya. Ne bir sakin ol. Dinle beni. Durmayacağım. Dinle beni. Oğlum annemin. Hayır sen ne yaptın farkında mısın? Bırak. Yağmur. Bırak. Yağmur olmaz hayır. Yağmur ya. Hayır onlar yaptı. Onlar yaptı. Annemi öldürdüler onlar. Onlar yapmadı. Onlar yapmadı. Onlar yapmadı. Onlar yaptı. Annemi öldürdü. Yağmur onlar yapmadı. Hadi sen hadi yap. Cezasını çekiyor şu an. Bırak. Şu an cezasını çekiyor. Bırak. Bırak. Bırak nefret ediyorum senden. Et. Nefret et benden. Nefret et ama iyi değilsin sen Yağmur. Ne olur biraz sakin ol ne olur Allah aşkına. İyi değilim. İyi değilim evet. Değilim iyi. Annemi aldılar elimden anladın mı? Annemi aldılar benim elimden iyi değilim ben. Annemi aldılar. Annemi aldılar. Ben nasıl iyi olayım? Sağ olasın. Sağ olasın. Eray. Eray Naz nasıl? Naz nasıl Naz? Emel'cim merak etme tamam. Telefonda söyledim zaten. Oh Allah'ım çok şükür. Yağmur da çok iyi bu arada. Savcım hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Nerede? Nerede? Kızlar nerede? Naz Soner'in yanında. Şimdi şeyi olduğu için onu görmesine izin verdiler şimdi Naz. Neden o? Eşi oldu ya artık onun. O girdi. Sancaktarları almadılar içeri. Şunlara bak ya. Çektiğimiz acının sebebi bunlar. Bir de pişkin pişkin oturuyorlar orada. Birini öldürmüşler rahat rahat geziyorlar. Tamam ne yapıyorsun ya anne bak. Ne bakıyorsun millete? Alalım kızı çıkalım hadi ya hadi. Anne. Kızım ya. Sen beni öldürecek misin Allah aşkına? Ben nasıl geldim buraya biliyor musun? İyiyim ben. Kız tamam. Tamam hadi gidiyoruz hadi. Gitme. Evet. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Nasıl gitmiyorsun ya? Hadi. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Tamam, tek bir laf daha istemiyorum. Gidiyoruz. Hadi Naz. Zorla mı götüreceksin? Gitmiyorum. Naz bak, bu yaşına kadar sana hiçbir şey yapmadım. Yemin ediyorum seni burada sürükleye sürükleye götürürüm. Vur. Hadi vur. İstediğin zaman evden kov, istediğin zaman geri al eve. Neyim ben, oyuncağın mı? Kızımsın kızım. Allah Allah, yürü gidiyoruz ya. Bırakır mısın lütfen? Hiçbir yere gitmiyorum ben. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Ha? Oyun mu oynuyorsun? Ben buradan gitmiyorum. Bir dakika, ben falan yok. Sen... Şimdi bak, sen beni iyi dinle. Buradan birlikte gidiyoruz. Sen neyin için olduğunu farkında değilsin. Bu dünyaya ait değilsin sen. Oynadığın evciliği bırakıyorsun, şimdi bizle beraber geliyorsun. Hadi. Özür dilerim. Gidemem. Bastırmam lazım. Daha iyisin ama değil mi? Sakinleştin mi biraz Yağmur? Bastırmamız lazım Yağmur kanıyor. Ya. Bir şey yapmadım, bir şey yapmadım. Yok bir şey. Aslında biraz iyi değilsin Yağmur. Seni çamaşır odasında bulduğumda da kendine değildim. Ama şimdi daha iyi görünüyorsun. Daha sakin görünüyorsun. Bırak beni. Bırak. Bırak. Öncesini hatırlıyor musun sen? Yağmur. Soner vurulmadan öncesini diyorum. Hatırlıyor musun Yağmur?
Yağmur bak sen iyi değilsin. Hazır hastanedeyken bir doktora mı görünsek bakışların hiç hoş değil. Yağmur. Neye ihtiyacım olduğunu senden mi öğreneceğim? Hatırlıyor musun? Bir soru sordum. Soner vurulmadan öncesini hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Yeter mi? Oldu mu? Bir daha bakayım şöyle neden? Ah. Daha iyisin. Dur biraz bastırıyorum kanıyor ama sızıyor. Daha iyi görüyorsun Yağmur. Şimdi nereye gideceksen git. Ama sonrasında böyle bir daha deli deli işlere kalkışma. Allah aşkına yapma. Bak kendine zarar veriyorsun. Ne olur yapma. Tamam. Tamam bırak. Dokunma. Sağ ol. Sağ ol. Anlamadım ne şimdi bu inat mı ediyorsun? Ben de... Sen istesen de istemesen de geleceksin bize. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Bırakır mısın? Hayır bırakmam bırak. Naz. Hayır bırak. Bırak bırak. Bırak bırak. Yok, yeter. Bırak. Ne oluyor? Ne oluyor siz? Ne yapıyorsunuz Naz? Bir sakin ol. Sonradan gelen kız kim? Yağmur Kara. Savcının kızı. Siz delirdiniz mi? Ne bu ses? Soner benim kocam. Anladın mı? Kocam. Kocam diyor hala ya. Kızım ne kocası? Ne kocası kızım ne kocası? Sen istesen de istemesen de o benim kocam. Vuruldu, ölümden döndü ve ben onu terk etmeyeceğim. İstiyorsan evlatlıktan reddet. Benim için o boş. Sen şimdi insanların önünde bana bunu yaptın ya. Hiçbir şey demiyorum lan sana. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. O insanlar benim umurumda değil. Sen de umurumda değilsin. Çekip gidebilirsin sağ ol. Tamam yeter. Tamam yeter. Annenle konuşuyorsun. Biraz daha dikkatli ol. Emel hadi yürü gidelim. Hadi. Hadi. İnşallah o kocan çıkamaz oradan. İnşallah ben... çıkamaz da kurtuluruz oradan. Denmez öyle tamam. İnşallah ölür de kurtuluruz. Hey, sakin ol. Kızı sakin ol. Fena kapıştılar yalnız bunlar. Rezalet. Susun artık. Dönün önümüze. Yağmur'la bağlantımı öğrendi. Birazcık daha yol kat etseydim ya. Çok daha iyi olacaktı ama ne yapalım yapacak bir şey yok. Sen merak etme. Hallederim ben. Çok sinirlendi giderken. İkna etmesi çok zor olacak. Biraz daha zamanım olsa, biraz daha olsaydı. Şu an elimde hiçbir şey yok. Selim Kara'yı yakalayabilecek hiçbir şey yok elimde. Ama bulacağım. Bulacağım. Er ya da geç. Köşeye kıstıracağım, yakalayacağım. Yapacağım bunu. Naz nasıl? İyi, geberizciğim. Yağmur. Senin bu Naz'la Soner'in olayından haberin var mıydı? Biliyor muydun? Sence bilseydim izin verir miydin baba? Ben de sana zamanında izin vermedim ama durdurabildik mi seni? Ben geçmişteki hatalarımdan yeterince ders çıkardım. Naz'ın da hata yapmasını engellemek için oradaydım. Tamam, öyle diyorsan. O zaman hastaneye Akgün'le birlikte gelmenizin tesadüf olduğunu düşünelim, değil mi?
Sen Akgün'le mi konuştun? Yok, gördüğümü söylüyorum ya. Naz'ı almak için gittiğimde oradaydı, Soner'in yanındaydı. Artık nasıl çıktıysa cezaevinden de çıkmış. Neyse, ben ne onu ne de onun hayatındaki herhangi birini hayatımda bir saniye bile görmek istemiyorum. Elimde olsa bütün geçmişimi silerim. Yeter mi? Yağmurcuğum, ben seni anlıyorum ama bak sen de beni anla. Endişelerimi anlamaya çalış. Sen akıllı bir kızsın. Durumumu ne olur anla. Ben kim kimle birlikte ne yapıyor onun peşinde değilim. Ya bu adamlardan uzak durun ya. Bak bu kadar ya. Anlıyorum. Ama endişe edeceğim bir şey yok. Geçmiş geçmişte kaldım. Sen biliyor muydun Akgün'ün cezaevinden çıktığını? Yağmur. Nasılsın? İyiyim, merak etmeyin hocam. Çok endişelendim Naz'la senin için. İyiyim, iyiyim, merak etmeyin hocam. Tamam, Naz nerede? Naz hastanede, gelmedi. Ha, anlaşıldı şimdi Emel'in hali, tamam. Peki benim yapabileceğim bir şey var mı? Yok, yapabileceğim bir şey yok. Ne yapabilirsin ki zaten? Sen hangi sıfatla buradasın hala ya? Babacığım, Sare Hanım benim hocam. Aynı zamanda da yan komşumuz, yabancı biri değil. Yok yok, tamam, hiç dert değil. Biz babanla tanıştık zaten. Önemli değil. Herkes çok gergin Yağmur, olur böyle şeyler. Hadi ben gideyim. Tamam. Konuşuruz. Kusura bakmayın. Saçmalama. Baba ne yaptın? Neydi o öyle? Tamam Yağmur, yok bir şey. Hadi sen içeri gir. Hayır ama niye? Tatlım, yok bir şey ya. Tamam hadi. Teyze. Ne oldu? Dokuz ay karnımda taşıdım ben seni ya. Teyze. Teyze, yıktan bırak. Tamam Yağmur, elleme. Kendi dağıttım, kendim toplarım ben. Nasıl yerleştirdilerse devrildi kafama birden. Bütün dünya yıkılmış zaten. Bunlar yıkılmış çok mu? İyiyim ben. Elim oyalansın ki kafam çalışmasın. Hadi gidelim. Bir şey değil. Bu kadın sık sık geliyor mu buraya? Sare Hoca mı? Hı. Hani söyledim ya sana, bizim sitede oturuyor. Hatta ben ön ayak oldum diye taşınmasına. Hangi dersinize geliyorsun? Kriminoloji. Fakültede mi tanıştın? Öncesi de var mı? Yok, ben dersi seçtim. Hatta önce başka biri giriyordu derse, sonra Sare Hoca devraldı. Ne zamandır tanışıyorsunuz? Bir yıl, hatta belki de bir yıldan daha fazla. Evet, evet. Sen yine benim sorguya çekiyorsun. Ne oldu, sevmedin mi Sare Hoca'yı? Baba, normal insanların arasına sıradan bir hayata girdin. Eğer o içindeki alarm zilleri çalıyorsa onu bir susturman gerekiyor. 3 yıl sonra ilk defa benimle ilgili bir şey merak ediyorsun. Sevinmeli miyim? Dahasını merak ediyorsan iyi bir kadın. İlk hayatımda ve yanımda ve yani daha... Ben gideyim.
Bu niye burada yine? Çünkü burada Altay'cığım, Naz'ı biliyor. Tamam, Naz evden ayrıldı, o da gidebilir artık. Altay, kimse sana babamın ne zaman eve girip çıkacağı hakkında bir fikrini sormadı değil mi? İyi tamam, onun giriş çıkış saatlerini buzdolabına not al. Ona göre ben de girer çıkarım eve. Altay. Görüşürüz. Alo. Neredesin? Yağmur'la mı konuştun? Sen neredesin onu söyle bana. Benim yürüdüğüm yoldan yürü. Soldan ikinci ev, arka bahçeden gel. Odaya aldılar. Girip bir bakmadım bile Soner'in yüzüne. Çocuk içeride hayatıyla cebelleşiyor. Doktorlar elinden tutarsanız daha çabuk iyileşir mi dediler. Abi, kalabalık ya, o yüzden burada bekliyoruz. Annem de hastanede sonuçta. Doktorlarla konuştum. Soner'i hemen eve transfer edeceğiz. Canıyla cebelleşiyor demedin mi? Gerekli ekipman ve ambulansla olabiliyor. Tekrar denemelerinden mi korkuyorsun? Böyle bir risk varsa yanımıza taşıyarak bizi de riske etmiyor musun? O biz dediğin her neyse, ona Soner de dahil. O kız da dahil. Çünkü kocasını bırakıp gitmeyeceği belli. Adı Naz. Selim Kara denen savcı eskisinin yeğeni. O isim babanızın yanımızda olmamasının da tek nedeni. Madem hepimizle ilgili kararları tek başına tartışmadan alıyorsun, bunu da dahil et. Artık o biz dediğin neyse. Cemre yürü. Cemre hadi. Nasıl olsa eve geleceklermiş. Evde kaynaşırsın. Cemre, hadi. Bir şey görmediniz, tesadüfen oradaydınız. Görmedim. Adamı da tanımıyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Adam ölümden dönmüş memur bey. Bir toparlasın, bir ayaklansın. Ondan sonra şubenize gelir, ifadesini verir. Soracağınız her şeyi sorarsanız cevabını da verir. Efendi gibi kalkar gider ondan sonra, tamam mı? Teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Kolay gelsin. Ne oldu, bu kurşun sana mı geldi lan? Ha? 3 yıl sana ne yaptı böyle? Oğlum gülünecek yer var, dertlenecek yer var. En son ne zaman gül? Zor konuşuyorsun, biraz dinlen. Sen de buna karşılık verip durma. Bir yefeleniyor, bir şeyler yapıyor. Sanki hiçbir şey olmadı. Bak, ben çok sağlam bir kadınla evlendim. Hakkın. Yani düğün günümüzü böyle hayal etmemiştim ama bence unutulmaz bir ana oldu. Doktorlarla konuştum. Seni şimdi eve nakledeceğiz. Ne? Bir dakika, hayır. Bu adam daha yeni ameliyattan çıktı. Bu halde mi götüreceksiniz? Hayır. Ne kadar tedbir alırsak alalım, burası güvenli değil. Hastaneye gelecek değiller herhalde. Hastanede bir şey yapamazlar. Kapının önünde adam var, aşağıda adamlarımız var. Hakkın da burada. Soner. Burası güvenli değil. Eğer tıbbi yöntemler uyum sağlıyorsa çıkalım, gidelim. Güvenli bir yere seni yerleştirelim. Burası güvenli değil. Eşimle o eve gitmeyeceğiz.
Adı Naz bu arada abi. Tanışmadıysanız eğer. Tanıştım. İyi, güzel, çok güzel. Sevindim. Beni düşündüğün için çok sağ ol. Ama hiçbir yere kıpırdamıyorum. Soner, ya yine denerlerse? Burası güvenli değil Soner. İstersen kapının önüne 100 kişi yığ. 6 tane kapısı var. Kimin nereden gelip çıktığı belli değil. Hemşiresi, doktoru, insan çok burada. Çok insan var. Burası hiç güvenli değil. 3 yıl dedin ya. Ben 3 yıl arkamı kolladım Soner. Şimdi bu tecrübemle diyorum ki sana. Burası olmaz. Buradan gitmek gerek. Allah aşkına. Ben nasıl düşünüyorum? O ev olmaz. Yok mu sancaktarların başka bir mülkiyeti? Oturduğunuz ev kadar mısınız? Geçici olarak Şile'deki villayı hazırlatabiliriz. Hazırlatalım o zaman. Bir an önce hazırlıklara başlansın. Transferi gerçekleştirelim hemen. Seni bu hale getiren her kimse. Silah sana doğrulduğundan, tetiği çekenden, emri verenden. Ne kadar kim alakalıysa hepsiyle tek tek yüzleşilecek. Hesabı sorulacak, bilekleri kırılacak. Var mı bana söyleyeceğim bir şey? Var. Söyle. Ağla oğlum sana. Gözümün içine mi bakıyorsun? Gözümün arkasına mı? Arka bahçe dedim sana. Şimdi biraz konuşalım. Sen kimsin? Sen kimsin ya? Bak, bana kendini anlatacaksın. Benim ailemin içinde ne işin var? Benim hayatıma niçin girdin? Bana bunları satır satır anlatacaksın. Yağmur'la konuştum. Ya senin bir senedir benim kızımla ne işin var? Bağırmaya devam et istiyorsan bütün öfkeni kus. Çünkü ben buna karşılık vermeyeceğim. Karşındaki insan bir süre sonra yoruluyor çünkü. Anlat o zaman, anlat. Yağmur'a sen mi yanaştın? Evet. Nasıl oldu işte, anlat. Aç mısın? İnsan kan şekeri düşük olunca da şey yapamıyor. Ya bırak şunu be. Sen benim kızıma nasıl yanaştın be? Konuş, dinliyorum, anlat. Bak, istediğini yap. Tamam. Kır dök bu evi. Kimse bizi görmez, duymaz. Ama ben senin öfken bitmeden konuşmayacağım savcı. Ya aklına başına devşir, bir oksijen gitsin beynine, otur. Benim kendimi ifade etmemi dinle. Bir izin ver ya. Tamam, dinliyorum. Başla, anlat. Ben senin kızının okuduğu fakültede öğretim görevlisiyim ve senin kızınla da tesadüfen tanıştım. Tesadüfen, yalan söylüyorsun. Ve biz gel zaman git zaman arkadaşlığımız ilerledi ve bana seni anlatmaya başladı. Hatta sürekli seni anlatmaya başladı. Hangi arkadaşlıktan bahsediyorsun ya? Sen hangi arkadaşlıktan bahsediyorsun? 20 yaşında bir kızdan bahsediyoruz. Senin akranı mı bu kız? Bak, bir santim bile beni ikna edemedin daire başkanı. Ya ben kimim ya? Kimim ben? Ben de onu soruyorum. Sen kimsin? Akgün Gökalp'i gittim yurt dışından operasyonla aldırdım. Devlet memuru sıfatımla geldim dağ başına sana yalvardım. Ben kimim ya? Ben manyak mıyım? Ne gibi bir motivasyonum olabilir? Selim Kara'ya tuzak mı kurmaya çalışıyorum ben? Bu yolları o yüzden mi ard arda ekliyorum? Ne yapıyorum? Nasıl bir paranoya bu? Ailemle tanıştığını niye söylemedin o zaman? Ya gizlemiş olsam, ben salak mıyım ya? Ben gizleyecek olsam buradan taşınırım. Değil mi? Okulla ilişkimi keserim. Ben sadece birazcık daha bunu er ya da geç öğreneceğini bildiğim için birazcık gizli tutmak istedim şu halin yüzünden. Çünkü kızından mizacını öğrendim. Ve baştan hayır demeni istemedim. Bu kadar basit. Ve ben zaman geçtikçe
Yağmur'la konuştukça aradığım kişinin sen olduğuna ikna oldum. Senin geçmişini araştırdım. Akgün'le serüvenini ezberledim. Ben bütün bunların hepsini, bütün bu kurguyu Yağmur sayesinde yaptım. Türkiye'nin en kapsamlı, en kapalı operasyonunu yapıyoruz biz. Ve ben gerizekalı mıyım bunu mahvedeyim? Operasyon her şeyden önce gelir ya. Ne gibi bir motivasyonum olabilir benim? Ya da senin benden gizlediğin bir şey var. Bu kadar sinirlendiğine göre. Bak. Mert oğulları sancaktarlara ilk hamlesini yaptı savcı. Şimdi sıra bizde. Bizimle misin? Bana Mert oğullarıyla alakalı bilgi vermen lazım. Söyle. Aldığımız istihbarat doğrudur efendim. Soner Sancaktar'ı hastaneden çıkarıyorlar. Gerçekten gözünle gördün mü? Şu an Cihan ve Burak Sancaktar eşliğinde ambulansa naklediliyor. Emriniz nedir? Devam. Yürü. Ölmüş mü? Yasını tutayım mı? Daha henüz değil. Bu kadar masrafı ne gerek vardı? Bunun evlendiği Esmer nerede? Akgün'le. Biz Selçuk Taşkın'ın artığına ne zamandır Akgün çekiyoruz abi? Çatışma kovalıyorsa bugünden itibaren inan bol bol fırsatımız olacak. Bu arada Soner'in eşinin ismi Naz. Ne? A, Z. Üç harfli. Ezberlemen kolay olur. Annem ezberlesin önce. Bakarız. Söyleyin ambulansa çakarları kapatsın. Dikkat çekiyor. Anlaşılacağım. Peşimizde araç var. Tek araç mı? Tek araç mı? Tek araç efendim, ne yapalım? Devam. Ulan Soner denen faydasız için vuruşam kimin aklına gelirdi? Sokun. Sağa gir. Arkamız temiz. Gelin lan! Kurulunuz gelsin! Kimseye bir şey ispat etmek zorunda değilsin. Ne? Korkman normal. Ben korkmuyorum. Ama onlar benden korksun. Peki. Dikkat et. Ne oluyor lan? Abi pusu bu. Sakin ol, otur yerine. Oluhan. Ambulans nerede? Cihan Bey, ambulansa ulaşamıyoruz. Cemur'la engelleme yapıyorlar. Nöşe. Ne
Sancaktar değil bu. Soner Sancaktar nerede? Yavaş biraz be, yavaş be. Naz yaşıyor mu hala? Allah aşkına böyle konuşmayın ya. Bir doktor falan mı kalsaydı bizle Akgün? Hemşireyle doktor arkadaki araçta. Herhangi bir durumda müdahale edecekler. Hem kötüye bir şey olmaz. Benim doktorum yanımda. İyi günde, kötü günde dedik. Kötü gündeyiz sadece şu anda. Siz ne fısıldaşıyordunuz hastanede? Karşılık vermeyeceksiniz değil mi Soner? Artık şiddet yok. Merak etme sen ya. Yapacaksın. Yapacak. Soner, izin verme. Bir şey yapılmayacak. Tamam, sen bir sakin ol ya. Naz. Yeni aile kurdunuz siz. Sen mesaini ona ver biraz Naz. Başka bir şey düşünme. Aklını da kalbin gibi temiz tut. Bana bak. Ama sıkma canım. İkizim. Her şey yolunda mı? Merak etme. Herkes sağ hala. Soner'i başka bir yere transfer ettik. Durumu iyi. Annem de gerekli bilgileri alıp yattı hemen. Hiç zahmet etme. Oha, biz onu en son 10 yıl önce mi izlemiştik birlikte? Nostalji gecesi mi? Gerilince iyi gidiyor işte. Bir şey diyeceğim. Üçümüz şu an aynı ekrana bakıyoruz. Güneş tutulması gibi bir şey bu ya. Bu yine bizim üvey kardeş hastanedeydi değil mi? Beklerken sabahlamıştık. Sen uyuyakalmıştın bir kere. Yani herkes piştiği de her kadar yıkalıyorsa. Öyle diyorsun da sen de düşkündün Soner'e. Yani. Bu bizim devşirme daha yeni yerleşmişti eve. İlk iş bizim pederin odası yasaklı bölgede uyarmışlardı. Hatta abim kendisi çekip uyardı. Odaya girip babamın silahlarını kurcalamıştı. Sonra nasıl olduysa odadaki büyük çelik kasada kilitli kalıyor mal. Ya gülüyorsun da çocuk bütün gece hastanede kaldı. Havasız kalmış. Acilde geçirdi bütün geceyi. Vallahi kim kilitlediyse artık o da bize gizem kaldı. Çok kötüydü. Abi hatırlıyorsun değil mi sen de? Çok üzülmüştün çünkü. Aa, evet ben hatırlıyorum, abim çok üzülmüştü. O kadar üzüldü ki haftasına Münih'e uçtu. Münih miydi abi? Ben yatıyorum. İyi geceler. Durumumuz gayet iyi. Ağrı kesici biraz uyku yapabilir. Bir şey olursa ben içerideyim. Tamamdır, sağ olun. Annenle konuştun mu? Pek konuşma gibi olmadı. Hastaneye geldin değil mi? Sen uyusana artık. Böyle her şeyi de merak etme. Ha. Geldi bizim İçişleri Bakanı. Kamerası güvenli, her şey dört dörtlük. Kale gibi ev, güzel yapılmış. Bayağı bir müfreze adam var kapının önünde, haberin olsun. Sen içini ferah tut, rahat rahat dinlen. Naz, ben buradayım, hadi sen de dinlen biraz. Hadi uyu biraz dinlen. Sen böyle mi uyuyorsun lan? Uyumuyorsun değil mi yıllardır? Pederin derdinde bir gözün hep açık değil mi?
geçti gitti bitti şükür. Ölünce uyurum lan bol bol. Hadi yum biraz ha. Attığın konumda bekliyorum. Hemen gel. Selçuk Taşkın'a bir telefon açmam lazım. Bir şey istiyor musun? Savcım buraya kadar gelmişsin. Hayır mı? Naz'ın durumu nasıl? Naz iyi savcım, keyif yerinde. İnan olsun ben de böyle olsun istemedim. Savcım Naz'ı Soner'den söküp alamazsın ya. Bırak istedikleri hayatı yaşasınlar. Vallahi gönülden söylüyorum bunu. Gözün hep Naz'ın üzerinde olacak. O kızın saçının bir teline zeval gelirse seni de sorumlu tutarım. Merak etme savcım. Şimdi Mertoğlu ailesi Sancaktar ailesine beklediğimiz hamleyi yaptı. Şimdi sıra Sancaktar ailesinde. Eğer bir misilleme yapılacaksa bunu biz planlayacağız. Top sizde savcım. Siz bana koşacağım yeri gösterin. Gerisi bende. Allah kerim. Ne yapma? Mertoğlu ailesiyle ilgili her şeyi ezberle. Sonunda yok et bunu. Sancaktarlara mesajını ilet. Yüze geldiğinde nasıl bir tasarrufun olacağını anlat. Biz sana gerekli istihbarat alınca ulaştıracağız. Tamam. Tamam sözüm. Şimdi gidebilirsin. Sen iyi misin savcım? Benim eksik bıraktığım bir şey yok değil mi? Var mı? Savcım eğer Yağmur'la karşılaşmamızı takıyorsan kafaya, takma harbi söylüyorum. Takılacak hiçbir şey yok orada. Hiç kendini kötü seçeceğin bir durum yok ya. Zaten sen gönderdin beni Naz'ın yanına. Orada da Yağmur kuzenini ikna etmeye gelmiş. Öyle bir hesaplaşma, bir konuşma durumumuz olmadı yani. Hani sen kafayı rahat tut. Başka bir şey oldu mu? Başka bir şey olmadı savcım, yemin olsun. Sen çocuklarla aran nasıl savcım? Altay annesinin yerine benim ölmem gerektiğini düşünüyor. Bana keşke sen ölseydin dedi. Yağmur'un durumu bir tuhaf. Sanki Canan ölmemiş gibi davranıyor. Böyle her an bir yerden çıkacakmış gibi. Bekliyormuş gibi. Yaz tutmayı reddediyormuş gibi davranıyor. Altay delikanlı savcım. Yavaş yavaş sindirecektir ya. Söylediği her kelime doğru. Yapma savcım. Yükleme kendine bu kadar ya. Ben ölmeliydim. Şimdi iner mi lan? Kızımla da bir daha karşılaşma. Çıkar git.
Yatmadan bir sarılmak istedim Hatay. Gel bakayım şöyle. Bu adam hep böyle gelip gidecek mi? Naz'ın durumunu biliyorsun ablacığım. Bir süre daha buralarda olacak. Burada kalamaz ama. Altay. Babama karşı ne hissettiğini çok iyi biliyorum. Çünkü bir zamanlar işte ben de seninle aynı şeyleri hissediyordum. Abla peki niye şimdi hissetmiyorsun ki? O da yıkıldı aşkım. Bizim yaşadıklarımızı o da yaşadı. İyi de ablam hep aynı şeyi yapıyorsun. Biz ebeveyn değiliz. Sen bizi terk edip gittiği için kızgın değilsin ona. Çok daha ağır bir şeyle itham ediyorsun. Annemin onun yüzünden öldüğünü duydu senin ağzından. Tamam. Annemi çok özlüyoruz. Her sabah özlüyoruz. Bitmiyor, azalmıyor. Hatta gün geçtikçe daha çok artıyor. Ama bununla bu şekilde baş edemeyiz. Babamı suçlamak çektiğin ızdırabı dindirmeyecek. Tam tersine affetmek iyi gelecek. Affedilmek ister gibi bir hali yok. Ya ama sen de her şeye öfkelisin ablacığım. Önüne gelen her şeye patlıyorsun. Olmaz ki böyle. Bak o içindeki öfken onu dindirmeden geçmeyecek o kırgınlığı. Yapma bunu. Hayata böyle başlama Hatay. Kendin için vazgeç şu nefretinden. Çünkü asıl hissettiğin şeyi bastırıyor. Sanki her sabah annemi bugün kaybetmişiz gibi uyanıyorsun. Ya sen öfkeli değilsin de benden farklı mısın ki? Senin durumun daha kötü. 3 yıl oldu o gidelim. O gitmemiş gibi yaşıyorsun yani. En azından ben kabullendim ama. Annem öldü. Ya bakayım. Geri de gelmeyecek. Gitti işte. Yapma böyle Altay. İkimiz de darmadağın olduk. Bunu bana baktığın zaman anlayabiliyorsun. Ama sen de bunu görmek için daha dikkatli bakmamız gerek. Çünkü benden daha kötü durumdayız. Zaten çok zor şeyler yaşıyoruz. Bir de sen yapma Hatay. Tamam mı ablacığım? İyi geceler. Naz gelmeyecek mi? Bilmiyorum. Şu an mantıklı düşünemiyor Naz. Umarım o da gerçekleri fark edecek. Umarım geç olmadan fark eder. Umarım. Hadi iyi geceler. Açsan sana bir şeyler hazırlasınlar mı? Yok aç değil. Savcı bu adamı tanık korumadan rica minnet getirdi bizimle konuşması için. Çok fazla angaryayla uğraştım haberin olsun. Şimdi eğer sorguya savcı da girecekse resmi olarak şahsım burada olması mümkün değil. Aynen öyle. Buna ayrıca lütfen sorgu demeyelim, sohbet diyelim tamam mı? Okey. Yiğit Mertoğlu bu adamı gözden çıkardığına göre size anlatacaklarına da bir tedbir almıştır önden diye düşünüyorum. Ama bir şansımızı deneyeceğiz. Şu an öldüğünü düşünüyorum işte. Yani o yüzden organizasyonu yenileyemez. Kesin bildiği bir şeyler kalmıştır. Daire başkanım, Selim Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hemen başlayalım isterseniz. Şahıs hazır, bizi bekliyor. Tamam, tabii tabii. Sormak istediğim bir şey var mı? Ben nerede duracağım? Yan odada. Öncelikle teşekkür ederiz Öztürk Bey, teklifimizi kabul ettiğiniz için. Bunu bir sorgu gibi değil, sohbet gibi alalım. Olur mu? Size danışmak istediğimiz bir takım şeyler var. Sen kimsin bu arada bacım? Sana ikinci bir şansı veren Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin memuruyum. Savcım bu adam çok gergin. Daha fazla okumaz mı? Hadi bırak hoş peşi, hadi, hadi. Hadi gir metreye gir, es şerifi ya, öf. Evet, çok cesur bir karar verdiniz.
Ya ne seçiminden bahsediyorsun? Hangi kara kaşına kara gözüne yaptı ya? Allah'ın çakalı. Etrafınızdaki herkese, her şeye sırtınızı döndünüz. Sarıl boynuna, öp, öpüşün bari ya. Hadi! Dolayısıyla bu bizim için önemli. Bunun için size ayrıca teşekkür ederim. Ya vallahi delireceğim, vallahi delireceğim. Bu nedir ya? Ne istiyorsun benden? Şöyle ki, Yiğit Mertoğlu'nun teknolojik kaçakçılığında yaptığı tüm hamleleri biliyoruz. Kırım'dan İstanbul'a, İstanbul'dan karayoluyla Hakkari'ye. Dolayısıyla Yiğit Mertoğlu'nun sevkiyatını bilen bir isim lazım. Ve hemen lazım. Yiğit Mertoğlu'nun elini ayağını keseceksiniz, öyle mi? Evet. Hatırlamıyorum. Gibi biliyorsun, gibi biliyorsun, gibi biliyorsun. Peki. Size inanıyorum. Yalnız atladığınız bir şey var, Öztürk Bey. Gerçek dünya artık sizin için bir opsiyon değil bu hayatta. Bizim verdiklerimizle yetinmek zorunda olduğunuzu unutmayın derim. Ailesini koy. Ailesini koy ya, neyi bekliyorsun? Gir ailesini koy mevzuya. Hadi sizi birazcık daha mutlu edelim. İster misiniz? Mesela ailenizi görme talebiniz olduğunu biliyorum. Arzu ediyor musunuz böyle bir şey hala? Bunu yapabilir misin gerçekten? Ya açılır gözler böyle fal taşı gibi işte. Sen benim için çalış. Ben de senin için elimden geleni yaparım. Sen eşimi ve ailemi getir. Ondan sonra devamına bakarız. Belki hafızam tazelenir. He? Hatırlamaya başladı. Oh, adam pazarlığa başladı ya. Çok... Kafa yiyeceğim. Vallahi kafa yiyeceğim ya. Aileyle ilgili ayarlamalar henüz yapılmadı. Bir 5 dakika dışarıda konuşalım sadece. Tabii. Sen bekle burada. Ben bir havalık geleceğim, tamam? Sakın gelme arkamdan. Bu adamın ailesine ulaşmamız lazım savcım. Prosedür izin vermiyor. Tamam ama telefonla ya da bir şekilde görüştürelim. Konuşacak çünkü bu adam. Başvurumuzu yaparız. Akabinde gelecek cevaba bakın göre. Savcım, inisiyatif kullanın. Yapalım bu işi. Bana şu anda lazım. Lütfen. Savcın nerede? Ya yapma bunu! Selim Savcı. Duyuyor musun beni? Ne yapıyorsun? Bir şey yok, tamam otur yerine. Selim, konuşacağız. Ne alın bunu burada? Otur yerine! Konuşacağız, bir şey yok. Tamam. Sen bana istediklerimi vereceksin. Ondan sonra tekrar misafirimiz olacaksın. Selim tamam. Savcı yapma! Yapma Selim Savcı, yanlış bir şey yapıyorsun, yapma! Kapı içeriden kilitlenmiş. Bu kabul edilemez Sayın Daire Başkanı. Başımız belaya girer. Selim Savcı, yapma bunu bak. Duyuyor musun beni? Adama işkence yapacak. Tamam. Git kır kapıyı. Çelik kapı, korumalı. Patlat o zaman! Biz o bozuk yollara asfalt döküp üzerinden geçmesini de iyi biliriz. Canımın içi, babiş, bizim bizden başka evimiz yok. Sözünden dönen melere gelsin bu şarkı çünkü bizim işimiz ferah. Şimdi onlar düşünsün. Seni çok seviyorum. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Tercüme etmeme gerek var mı? Resmen 25 yaşındaki kız dalga geçiyor bizimle. Kalbi kırık bir kızın söyledikleri beni pek tahrik etmiyor. Adamlar bir sancaktarı düşürdüler. Abi, farkında mısın?
İstiyorsan bize cevabını story çekerek verelim. Niçin buradayız Burak? Akgün Gökalp Taşkın çağırdı. Geldin. Kafasında bir şey var. Harekete geçmeden önce söyleyeceklerini duymak istiyorum. Ona mı kaldı bizim yerimize konuşmak? O herife hiç güvenmiyorum. Ne söyleyeceğini dinleyeceğiz. Sen de dinleyeceksin. Çok zorlama. Bir iki adım daha. Ya bırak. Zorlanacak bir şey yok. İyiyim zaten. Bak bir şey söyleyeceğim. Sen iki adım öne git. Bak ben yürüyeceğim oraya kadar, tamam mı? Gayet iyiyim. Tamam, sen bakma. Tamam. Bekle. Bak. Ya motivasyon olsun diye yaptım bunu, tamam mı? Şimdi git orada yürüyeceğim. İyi, sen tek başına yürü. Tamam, gitme. Elimi tut. Elimi tut. Beraber tamam. Yürüyeceğiz. İyiyim, hiçbir şey yok. Okey. Sen ne gülüyorsun lan oradan? İyi tiyatro çıktı ha sana. Birader. Ayaklanmışsın. İyiyim, daha iyiyim. Sağ ol abi. Nasıl durum? Daha iyiyim. Gayet iyi görünüyorsun zaten. Bir eksiğiniz bir şey var mı? Bir istediğin bir şey. Burak ayarlasın. Canım ben biraz çıkıp yürüyeceğim. Sizin konuşacaklarınız var. Kal sen de ya. Yok ya. Biraz hava alırım, tamam. Tamam. Sana emanet. Geçmiş olsun diyeceksin değil mi Burak? Ay, tabii tabii. Çok geçmiş olsun. Çok korkuttun bize. Sen geçmiş olsuna gelmedin. Akgün'ün söyleyeceklerini merak ettin, o yüzden geldin değil mi? Ama çok güzel bak, böyle aile işlerine önem vereceksin. Çok güzel. Hemen konuşmamız lazım dedin. Bütün Sancaktar ailesi karşında. Seni dinliyoruz. Mert oğluna hayatında babasının atmadığı tokadı atacağız. Bizden yiyecek. İster yanında olun, ister olmayın, bu yapılacak. Bir dinler misin beni? Gelme peşimden. Tek başıma yürüyeceğim. Abla. Soner Bey peşinden ayrılmayacaksın dedi. Abla mı? Tamam, ben Soner Bey'e açıklarım. Gerek yok. Kaç dakika oldu bu adam içeride? 6 dakika oldu. Peki ne kadar ileri gidebilir Ali Komiser? Şu anda kestiremiyorum. Ne demek kestiremiyorum? Allah kahretsin ya. Adamın kılına zarar gelirse bunun hukuki sonuçları olur Sare Hanım. Devletin içindeki konumunuz da bunu değiştirmez. Biliyorum savcım. Biliyorum ama lütfen merak etmeyin, müsterih olun, bir şey olmayacak, tamam? Hadi aç şunu artık, ne kadar kaldı? Bitti. Hadi. Savcım. Aslan İlker. Namı diğer Arap Aslan. Adres, tecerisi hepsi orada. Hepsini hatırladım. İyi misiniz Öztürk Bey? İnsan değil bu adam. Değil. Götürün beni buradan. Sen nasıl aldın bu bilgiyi? Ailesini bizim iznimiz olmadan bir daha göremeyeceğini lisanı münasiple tarif ettim. O da anladı sağ olsun. Sen delirmişsin Selim Bey. Nasıl bir izansız olduğunu bütün İstanbul Adliyesi konuşuyor. Ama senin şuurun kapanmış. Seni şikayet edeceğim. Edeceksin savcım. Ne gerekiyorsa yapacaksın. Savcım, rica ediyorum önce biz konuşalım. Lütfen. Bunu yapmana gerek yoktu. Dünden sonra benimle konuşacağını sanmıyordum. Ama şaşırdım ve çok mutlu oldum bu sen. Sağ ol.
Buraya sadece bu eşyalarını vermeye gelmedim Naz. Tahmin ediyorum. Olsun. Fikrimi değiştirmek için buradasın değil mi? Çünkü Yağmur Kara asla vazgeçmez. Her şey için geç değil Naz. Yağmur, yapma ne olur. Yani tekrar tekrar konuşmak hiçbir şey fark ettirmeyecek. Ben konuşarak fikrimi değiştirmeyeceğim. Ben de senden bu kadar kolay vazgeçemem Naz. Tamam, ben buraya konuşmaya gelmedim. Bunu vermeye geldim. Al. Oku. Söner'in iyi biri olduğunu düşünüyorsun değil mi? Çünkü sana iyi davranıyor. Ya da senin onu sevmen için iyi biri olması lazım. Başkalarına zarar verme potansiyeli olan biri iyi bir insan olamaz Naz. O şiddetin bir gün dönüp dolaşıp sana gelmeyeceğini nereden bilebilirsin? Sadece seni sevmesi yetmez. Benim gitmem lazım yani. Naz, bir dur. Bak, gerçeklere kulağını tıkadığının farkındayım. Ama bunları hemen atma lütfen. Lütfen. Bak bana, bana bak. Bir gün sakin kafayla bunları okumanı istiyorum. Çünkü bir gün o aşk denen narkozun etkisi geçecek ve sen uyanacaksın. İşte o zaman bunları alıp bir okumanı istiyorum. Ben şimdi gerçekten gitmem lazım. Ev yolun sonunda. Hoşça kal. Mertoğlu'nun esas besin kaynağı kaçakçılık. Taşeronluğunu yaptığı akçeli işler var. İnşaat ve lojistik üstüne paravan kurmuşlar. Onu biz de biliyoruz. Abi sen bir dinlesene. Ama en akçeli işi Ukrayna Orta Doğu üzerinden götürüp getirdiğin ne varsa o. Şimdi benim yapacağım, hatta belki kabul ederseniz beraber yapacağımız. Bu götürüp getirdiği her neyse ona çökmek. Yani Mertoğlu'nu zayıf karnından avlayacağız, canını yakacağız. Uluslararası organizasyona hesap vermek zorunda kalacak. Bu hesap veremeyecek. Eli boş gitmiş olacak oraya. Çırılçıplak öyle salacağız. Şimdi siz sancaktar olarak ister bana katılın, ister katılmayın ki katılmadığınız takdirde gayet eğleneceğinizi düşünüyorum. Uzaktan böyle izleyip arkanıza yaslanıp. Yani her türlü herkes için kazan kazan. Genel Yaşar konuşuyorsun. Senin çapın ne ki fillerin gezindi ormanda operasyon çekeceksin. Allah Allah, minik sancakta sen benim çapımı daha önce tecrübe etmedin mi? Ha? Abilerin konuşurken araya girme. Bana bak. Burak. Sakin ol. Konuşuyoruz. Yiğit Mertoğlu operasyonunu büyük bir gizlilik içerisinde yürütüyor. Asla bir bilgi sızmıyor. Yani sen bilet. Yani sen bana diyorsun ki kısacası senin çapın ne? Diyorsun kibarca. Bizim de var kendimize göre güvendiğimiz dağlar canım. Bu şekilde sana onay veremem. Akgün bizden onu istemiyor zaten abi. İşte bunların ikisi şirket olmuş abi. Vallahi bak, biz tamam dinledik dinleyeceğimizi, gidelim. Bir şey yapılacaksa sancaktar bayrağı altında yapılmalı. Diyelim ki Mert oğullarını yıpratacak bir bilgi var elimde. Nasıl ulaştın? Siz Selçuk Taşkın'ın kim olduğunu ve benim onun oğlu olarak burada bulunduğumu unutuyorsunuz herhalde, unutmayın.
Belki Selçuk Taşkın'ın eski dostlarından. Belki içeride bana yedirdiğiniz... Neydi adı? Öztürk müydü? Şansın adı. Öztürk'ün ölmeden önce şehadet getirmek yerine bana okuduklarından belki. Bu bilgi daha zaten elimizde değil. Şu an bizde mevcut değil bu bilgi. Ben size planlarından bahsediyorum. Yapacağım şeylerden bahsediyorum, eylemlerden bahsediyorum. Son halde benim elime bu bilgi gelecek. Eninde sonunda gelecek. Üzerine çalışıyoruz ya. Abi. Ben Hakkı'na %100 inanıyorum. Geçmişine de kefilim. Zaten zamanla tanıyacaksınız sonu. Aracıyı bulduğun zaman bizimle paylaş. Net bir isim üzerine konuşalım. Hay hay. Tekrar geçmiş olsun Soner. Ayağına sağlık abi. Ben aslanım. Hadi bırak gidelim. Ben sizi geçireyim. Haberlerini bekliyorum o zaman. Selametle. Burak Sancaktar. Hayırlı uğurlu olsun. Aşağılık herif. Yağmur! Allah kahretsin. Allah kahretsin. Yağmur bekle. Yağmur niyetin ne senin? Senin... Yağmur senin niyetin ne? Bak bu kapının önündeki korumalar... Seni görseler, tehdit olarak algılasalar, sana sıksalar ne olacak? Konuşma ya. Sanki çok düşünüyormuş gibi gelip bana burada bir maval okuma. Niye geldin o zaman sen buraya? Sana ne? Sana ne? Her şey seninle mi ilgili zannediyorsun ya? Ama iyi ki geldim, iyi ki gördüm o rezilliğini. Sen nasıl sancaktarlarla oturup konuşabiliyorsun ya? Hadi Soner neyse, sen bunu nasıl yapıyorsun Akgün? Nasıl o insanların elini tutup gülüşüp konuşabiliyorsun ya? Söyle bana. Öyle zannettiğin gibi bir şey yok, o şekil bir şey. Nasıl bir şey yok, nasıl o şekil bir şey yok? Annemin katilleriyle bir arada olmanın nasıl bir şekli var Akgün, bana bir söyle. Can Ankara ya. Canan Kara, sana evini açan kadın, senin için masaya bir tabak daha koyan kadın Akgün. Yeri geldiğinde yaranı saran kadın. Canan Kara hatırladın mı? Bugün mezarda kemikleri sızlıyor. Sana yazıklar olsun. İyi misin? Yardıma ihtiyacın var mı? Cezaevindeydi. Alo. Efendim söyle Yağmur. Baba seninle acil bir şey konuşmam gerekiyor. Neredesin? Ne oldu, bir şey mi oldu? Yüz yüze konuşmamız gerekiyor. Neredesin? Söyle ben geleyim. Telefonda söyle, dinliyorum sana. Tamam.
Selim Savcı. Baba ben galiba Hakkı'nın nasıl dışarı çıktığını biliyorum. Baba. Yağmur şu an hiç müsait değilim. Daha sonra konuşalım. Ben eve geleyim, evde konuşalım. Tamam. Savcıyla konuştum. Hallettim. Bir sorun yok. Tamam. Nasıl hallettin? Basbaya bu bilginin bizim için hayati bir önem taşıdığını söyledim. O da anladı. Ne demek yani? Ne oldu? Ne? Anlamadım. Ben de anlamadım. Ben de anlamadım çünkü ben adamın odasına daldım, kapıyı kilitledim. Gayri nizami sorguladım herifi. Sen kapıyı açtırmak için kırdırdın, içeri daldın. Yani bir şeyler oldu yani ve bir şeyler bekliyor şu anda. Olmak üzere. Ne olacak işte onu söyle bana. Çekinme, ne olacaksa söyle, bekliyorum. Yok bir şey. Sen çok iyi bir iş çıkardın. Ben de arkasından ne gerekiyorsa onu yaptım. Ekip olmak böyle bir şey. Ayrıca bugün buna ulaştım. Bu görüntülerin hepsi İpsala'dan. Sınırdan. Kadir arkadaşımız seninle karşılaştığında epey paniklemiş ki Sulu Karadağ'da almış belli ki. O bölgede sağ arkadaşlarımızla irtibata geçtik. Neredeyse bulup yakalayıp geri getirecekler. Teşekküre gerek yok. Neyse özür dilerim Selim Savcı. Yağmur'la alakalı konuyu sana daha önce söylemem gerekirdi. Güvenini sarstım. Tamam, kusura bakma. Telafisi de bu mu? Yok, aslında telafisi için başka bir şey düşündüm. Bizim sitenin yakınlarında bir restoran var. Eğer sen de müsaitsen. Sana bir yemek ısmarlayayım. Sen kafandakileri sor. Ben sana cevap vereyim. Tek tek. Tamam. Haber et. Afiyet olsun. Diğerleri de geliyor hanım. Eray nerede? Eray nerede Eray? Arabaya baktırmaya gitti de. Oh ne güzel ya. Gitsin tabii gitsin. Şurada 6 servis elemanının ikisine bana sormadan izin vermiş. Yani ben tesadüfen bugün buraya gelmesem, ki gelmemek için bir sürü sebebim var. Kim ilgilenecek müşteriyle? Benim yardımcı olabileceğim bir şey varsa ben elimden geleni yapayım efendim. Yok. Şu menü var ya, şu menü bile senden daha çok işe yarıyor. Allah'ım sen sabır ver bana ya. Amin cümlemize. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Emel Hanım. Ben Kıymet Sancı. Tamam. O uğursuz ismini söylemene gerek yok. Biliyorum kim olduğunu. Da senin burada ne işin var ya? Sizinle konuşmaya geldim. Malum ortak bir derdimiz var. Benim seninle hiçbir ortak derdim olamaz. Bakın. Buraya gelmek benim için de çok zor. Ama mecburum. Tıpkı sizin gibi ben de bu evliliğin çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Soner benim öz oğlum değil. Ama maalesef ailemizin bir parçası. Bu dertten ne kadar muzdarip olduğunuzu görebiliyorum. Biz de iki anne olarak bu olaya el atıp belki daha fazla uzamadan yanlışı düzeltebiliriz diye düşündüm. Bu dünyada bu yanlışı düzelteceğim en son kişi bile olamazsın sen. Sen ne yüzle geliyorsun benim mekanıma? Sen ne yüzle bakıyorsun bana? Senin o kocan denen benim kız kardeşime... Kalk git buradan. Kalk git, vallahi apar topar attırırım seni buradan. Çok üzgünüm. Başınız sağ olsun. Gerçekten çok üzgünüm, inanın bana. Kardeşiniz çok genç yaşta bu hayata veda etti. Biliyorum çok zor. Çok zor ama eminim harika bir kadındı. Sen dalga mı geçiyorsun? Asla. Kocam olacak cani yıllardır ortalarda yok.
Evet. Doğru duydunuz. Halil Sadi Sancaktar'ın nasıl bir canavar olduğunu farkındayım. Aynı sizin gibi. Ben de ondan nefret ediyorum. Yerini bilsem, ele vermek için bir an bile tereddüt etmem. O yüzden bana gösterdiğiniz bu tepkiye hiç kızmıyorum. Hatta anlıyorum. Hatta buna alışığım. Ama ben onun gibi biri değilim. Beraber hareket etmek istemiyorsunuz. Peki. Ama en azından bunu alın. Soner'in telefonu. Beni asla dinlemez. Ama belki siz onunla konuşursanız fikrini değiştirebilirsiniz. Eminim benden çok sizi ailesi olarak kabul ediyordur. Hoşçakalın Emel Hanım. Aslan İlker, işte adamımız bu. Bu herifin Beykoz'da bir tane otogalerisi var, lüks bir galeri. Bu Yiğit Mertoğlu'na da çok yakın olduğu için sevkiyatın nereden yapılacağını bilen birkaç isimden biri. Çok fazla yasa dışı işi var. Buradan çok fazla para kaldırıyor. Bunları da tabii ki bu galeri sayesinde aklıyor. Senin Cihan'ı inandırabilmen için bizzat gidip bu adamdan bilgi alman lazım. Bak. Sen hayırdır? Burada mısın Akgün? Burada mısın? Evet. Sancaktar'ın bu işe gönlü yok. Ama eyleme katılacak. Sadece benden haber bekliyor. Yani durum bu. Şu an buraya geldik onlar. Tamam, o zaman işe koyulacağız. Adamın peşine düşeceğiz. Koz olarak kullanabileceğimiz bir şey, bir sır, bir gizli bilgi var mı? Onu öğreneceğiz. Ondan sonra aksiyon alacağız. Sen adamın karşısına çıkacaksın. Bu evre ne kadar sürer müdür hanım? Onu bilemem. Bu işlerin ne kadar zaman alacağı belli olmaz. Bizim o kadar zamanımız yok. Hemen halletmemiz gerekiyor. Olmaz öbür türlü. Sabretmeyi öğreneceksin Akgün. Olmaz, doğru söylüyor. O kadar zaman ne yapacak bu çocuk? Sancaktarlarla arası açılır. Savcım haklı. Zaten bizim sancaktarla çok bir aramız yok. Öyle kalıcı değil yani, geçici bir ilişkimiz var. O yüzden meseleye uyanmadan bu işi çözmemiz lazım. Acil. Soner ne günü duruyor, pardon. Soner'e yakınsan Cihan'a da yakınsın demektir. Evet, aslında haklısınız. Ama Soner Naz'la evlendiği için ailesiyle R mesafe koydu. Hatta kopmak üzere. Kopmayacağına da garantisi yok. O yüzden orası yalan. Ben sana söyleyeyim. Ben bu akşam çıkarım Aslan'ın karşısına. Efendim, anlamadım. Bu akşam diyorum, Aslan'ın karşısına çıkarım ben. Neyle gideceğim pardon? Tencere tavayla mı? Elinde kozun yok, hiçbir şey yok. Nasıl çıkacaksın adamın karşısına? Doğaçlama takılırım işte. Bizim çocukları alırım yanıma, giderim ve uğrarım yanına. Alırım bilgiyi, çıkarım oradan tertemiz. Her zaman yaptığım şeyi. Allah Allah, ben katiyen izin vermiyorum, bunu bil. Ya Sare Hanım, bir sal artık beni de, çözeyim şu meseleyi ya. Oğlum bir saçmalama, Allah aşkına bir saçmalama. Ne yapacaksın, kendini mi öldüreceksin ya? Doğaçlama yapacakmış da bilmem neymiş de. Peki, madem bu kadar heveslisin Akgün. Bir tek şartla izin veririm. Sabah bizim çocuklarla gidersin operasyona. Taktiktim yanında olur. Başka türlü izin vermem. Tamam, anlaştık. Selametle o zaman. Haberinizi bekliyorum savcım. Destek için teşekkür ederim. Akşam 7'de unutma. Ne? Yemek 7'de. Akgün! İyi misin sen? İyiyim, niye? Ne bileyim ben. Hani içeride bir huzursuzluğun, bir sabırsızlığın, yolunda gitmeyen bir şeyler yok değil mi? Yok, yanlış çıkarımda bulunuyorsunuz. Yolunda gitmeyen ne olabilir ki? Yani gayet iyiyim. Ne bileyim, her şey olur.
Babanla problem olabilir, kız meselesi olabilir. Olur oğlu, olur. Siz burada kafada mı yaşıyorsunuz? Yoksa savcı mı yolladı? Hani... Git bir sor neyi var diye. Hani... Allah aşkına. Ya Allah aşkına. Ya ne münasebet? Savcı mı yolladı? Hayır ya, ben kendim soruyorum, olamaz mı? Estağfurullah. İyiyim ama ya, yani vallahi bomba gibiyim. Müthişim, muhteşemim. Çıkacağım, gideceğim. İyi, tamam. Peki. Ama bir şey olursa da bana söyleyebilirsin, biliyorsun değil mi? Direkt gel bana söyle ya. Savcına güvendiğin kadar bana da güvenebilirsin. Allah Allah. Ne oldu ya, niye gülüyorsun? Akgün, ben gerçekten senin çabanı takdir ediyorum. Bağlılığını görüyorum. İçeride gözünü korkuttuğum için böyle konuşuyorsun benimle şu an. Allah Allah, ben senden korkar mıyım sence? Bir düşün. Akgün, gerçekten. Senin sağduyuna güveniyorum. Bunun için söylüyorum. Samimiyetle söylüyorum. Hatta savcınınkine güvendiğimden daha çok güveniyorum diyebilirim. Savcıma biraz haksızlık etmiş olmuyor mu canınız? Yok, hayır. Niye haksızlık edeyim? Soner'le Naz'ın nikahını ona söylemedin. Öğrendiğinde onu sen sakinleştirdin. Belki de koca bir operasyon patlayacaktı. Senin sayende kurtardık. Yanlış mıyım? Siz boş zamanlarınızda bir araya gelip benim dedikodumu mu yapıyorsunuz? Ya sen böyle devam et. Beni dinle. Tamam, selametle. Çocuklarda alerjik problemler, astım, uykuda nefes durması, hani uyku apnesi diyoruz ya, daha küçücük çocukta uykuda Akgün apnesi. Akgün. Selamünaleyküm. Bunların hepsi... Ne yaptın baba? İyi, ne yapsın? Soner nasıl oldu? Soner'i... eve taşıdık hastaneden. İyileşecek. Şimdilik güvende. Nasıl karşılık verilecek? Sen planlıyorsun bunu. Gereken neyse yapılacak baba. Ha. Sancaktarlar adına eylem yapacaksın ki onların güvenini kazanasın, öyle mi? Ha? Baba, bu meseleyi masaya ben koydum, gönüllü yazıldım. Soner benim canım ciğerim. O yüzden. Kan dökecek misin? Yok, inşallah ben dökmeyeceğim. Daire başkanı istihbarat almış yanına. Aslan İlker diye bir şahsın üstünden yürüyeceğiz. Mert oğullarının sevkiyatıyla alakalı ne biliyorsa anlatacak. Ne biliyorsa. Ondan sonra da şah damarını keseceğiz onun. Durum bu. Aslan. Arap Aslan. Tanıyor musun? 20 yıl önce ben soktum onu bu camiye. Yanımda yöremde çok iş yaptık. Yani sever, sayar bizi. Var mı bilmemiz gereken bir bilgi, bir bize söyleyeceğin yararlı bir bilgi, bir şey? Evlat. Ben gideyim onunla konuşmaya. Ne bilmek istiyorsanız ağzından alırım. Şimdi... Bak, bu heriflerin sağı solu belli olmaz. Tehlikeli herifler bunlar. Sen daha hazır değilsin. Hazır değil miyim? Baba, sen demiyor muydun insan ödediği bedel kadar hazırdır bu hayatta diye? Daha ne bedel ödeyeceğiz? Biz ödemediğimiz bedel kalmadı baba. Hı? Hem benim gölgem seninkinden büyük baba. Benim arkamda devlet var. O yüzden bana yeni yetme muamelesi yapma Allah aşkına, uykum var ya. Nerede buluşacaksınız onlarla? Yarın abinin otogalerisine gideceğiz. İnşallah. Baba, akşam Ahmet Buğra'yı perini öpmek istiyor. Müsaitse. Akgün.
Hayırdır? Babam nerede? Babam nerede? Babam nerede? Kanka, kapı aralıktı. Girmiş bulunduk biz, kusura bakma ama. Gel dedin geldik. Selçuk abinin hatırını soracaktık. Baba! Baba! Babam yok. Hadi. Akgün ne oluyor? Problem ne be? Bir şey mi var? Babam başını derde koymaya gitti. Hemen çıkmamız lazım. Baba! Hadi! Allah Allah. Allah. Arap! Selçuk abi. Abi döndüğünü duymuştuk, hoş geldin. Eyvallah. Abi bu benim oğlum, Barış. Hoş geldiniz. Allah bağışlasın. Güzel isim koymuşsun evladına. Eyvallah. Arap, bir konuşalım mı? Tabii abi. Sen geç. Buyur abi, oturalım şöyle. Abi ne söyleyelim sana? Aç mısın? Eyvallah, sağ olasın. Teşekkürler. Çok değişmiş buraları. Sen de iyi ayak uydurmuşsun. Büyüdük biz de abi. Belli. Selçuk abi, alemde infazın için çıkartılan fermanda inan bizim mürekkebimiz yok abi. Eyvallah. Seninle biz bu yolda yan yana yürüdük Arap. Estağfurullah abi. Biz hep seni takip ettik. Senin hakkını ödeyemeyiz biz. Ödersin. Birazdan oradayım. Yoldayım. Şimdi senden ricamız bu Mert oğlunun trafiğinin istihbaratını bize vermen. Sen ne istediğinin farkında mısın abi? Biliyor musun, bilmiyor musun? Biliyorum ya da bilmiyorum. Peki böyle bir bilginin bizde olduğunu nereden çıkardın? Tavrının değişmesinden ne taşıdığın belli. Ulan sen benim bütün düşmanlarımla iş tutmuşsun be. Sen de Halil Sadi'yi devlete okudun.
Sana mı kaldı lan büyüklerin husumetine hakemlik etmek ha? Sen bana bir can borçlusun lan. Bu zamana kadar çoluğunla çocuğunla bu yaşa geldiysen en alttan çektim çıkarttım seni. Kafana sıkıyorlardı seni. Şimdi borcunu tahsil etmeye geldim. Artık benim sana söyleyebilecek tek bir şeyim var. Selçuk Taşkın. Sen geçmişsin. Biz bugün de yaşıyoruz. Sıkacaksın mı? Yok. O iş abiler yapsın senin dediğin gibi. Barış! Telefonumu getir lan çabuk! Barış! Barış! Telefonu getir lan Barış! Çabuk! Oğlun sana cevap veremiyor dayı çünkü ağzı dolu. Akgün! Baba. Oğlunu da mı getirdin Selçuk Taşkın? Onamlıyı babama sakın değdirme. Ağzına sıkarım oğlunun. Hadi çek. Bırak oğlumu. Babanı bitiririm. Stop! Sık lan namlıyı. Şimdi şöyle yapıyoruz. Selçuk abini bırakıyorsun o silahı indiriyorsun. Sonra el pençe divan eskisi gibi özür diliyorsun abinden. Sonra bizim istediğimiz türkülerin hepsini okuyorsun bir güzel. Alnına para yapıştırıp buradan gidiyoruz değil mi baba? Siz kime güveniyorsunuz lan? Mertoğlu sizin alayınızı sinek gibi avlar. O da bize dert olsun dayı. Tasarrufun ne? Hadi bak ben de sabırsızlık kronik. Hele bir de böyle sevdiklerimin canına kastedilince böyle tetik parmağımda bir terleme yapıyor ki sorma. Böyle git gide eziyorum. Git gide eziyorum. Bir de çok meyilliyim biliyor musun şiddete? Sıkıveririm. Oğlanın öğlen yemeği üstüne sıçrar. Hadi. Hadi! Yapar mı lan bu? Yapar. Kesin. Gel. İt bana doğru. Ya it. Dinsiz size selam veren herkes ölecek. La konuşma! Biz 2 yıldır Arap Yarımadası senin Gürcistan benim kellek olduk da geziyoruz. Şimdi senin tehditlerini mi boyun eğeceğiz? Ha? Şişt şişt. Selamun aleyküm. Oğlum sen niye geldin? Abi sıkıldım arabada hem bir yardım edeyim dedim de halletmişsiniz zaten. Al bunu paketle. Her ay oraya bakarak ol. Paketle bunu. Yürü. Baba bırak. Yürü. Baba bırak bende. Dışarı yürü. Bırak çık dışarı baba çık dışarı. Yürü. Yürü. Bana bak çöl aslanı. Bu telefonda tek bir numara kayıtlı. Bize olan biten her şeyi bu numara üzerinden yazıp çizeceksin. Operasyon bitene kadar oğlum bizim misafirimiz. Var mı anlamadığın bir nokta? İyi. Şş. Selçuk abi ne? Selçuk abi. Eray ben abi. Tanışamadık. Çok memnun oldum. Seviyoruz abi sizi. Kanka görüşürüz. Ahmet'in yanında kal da. Bir manyaklık yapar çocuğa. Bir şey olur. Tamam mı? Yapalım. Sen de orası. Ben de sıkıntı. Hadi. Sen ne yapmaya çalışıyorsun Selçuk Taşkın? Sen benim üstüme deney mi yapıyorsun baba? Ha?
Sınava mı tabi tutuyorsun beni? Ne yapıyorsun sen? Senin bir derdin varsa onu birlikte çözeceğiz. Birlikte mi çözeceğiz? Birlikte mi çözüyoruz baba biz? Biz biraz önce içeride birlikte mi çözdük bu meseleyi? Ha? Ne yapayım? Ha? Ne yapayım? Köşeme çekilip ölümü mü bekleyeyim lan? Baba, bu istihbaratın operasyonu. Eğer sen burada kafa göstermemiş olsaydın, Tim bu kapının önünde bekliyor olacaktı sabah. Böyle yağ gibi alacaktık bilgiyi. Ama sen ne yapıyorsun? Başına buyruk hareket ediyorsun. Geliyorsun adamın namlusuna dayıyorsun kafayı. Ya ne yapıyorsun sen? Evet. Evet baba. Yatağında öleceksin sen, tamam mı? Sen yatağında öleceksin. Sen benimle nasıl konuşuyorsun lan? Ha? Sen benim ne zaman öleceğime sen mi karar? Baba. Ben sana bir söz verdim. Bundan sonra alacağım bütün nefesleri senin nefeslerinin üstüne yatıracağım dedim. Alacağın her bir nefes için ben hayatımı verdim. Canımı koydum ortaya. Ecelinle öleceğim baba. Evinde öleceğim. Yatağında öleceğim. Ecelinle öleceğim baba. Hadi bin. Kaldır ellerini. Ellerini kaldır. Ne işi var senin benim evimde? Hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Asla gerçekleri söylemeyeceğini biliyorum. O yüzden de evine girdim, kusura bakma. Bu ne? İndir şunu. Seni şu an vursa hiç kimse bir şey diyemez biliyor musun? Kimse neden diye sormaz. Gizli alarmım çaldı, yemekten döndüm, eve girdim, karanlığa ateş ettim, bitti. Tamam. Çek tetiği. İn aşağı. Ne? İn aşağı. Geç, yabancılık çekme, girmişsin zaten. Kimim ben onu merak ediyorsun değil mi? Ben sana anlatayım kim olduğumu. Ben istihbaratçı bir babanın kızıyım. Hayatım hep onun gölgesinde yaşamakla geçti. Erkek beklemişler beni, erkek istemişler ama olmamış. Ben doğmuşum sonra mecburen. Beni de erkek gibi büyüttü babam. Annemi çok genç yaşta kaybettim ben. Selim Savcı, tıpkı senin kızının annesini kaybettiği gibi. Sonra Yağmur'la tanıştık. Yavrum yazık, konuşacak hiç kimsesi olmadığı için bir yabancıyla konuşmak gerçekten ona daha kolay geldi. Her şeyi anlattı o. Anlattıkça ben hikayelerimizin ne kadar birbirine benzediğini anladım bir süre sonra. Belki de onun konuşma ihtiyacı vardı. Benim de dinlemeye ihtiyacım vardı. Tamam, anladım. Anlamadın hiçbir şey. Hiçbir şey anlamadın sen. En çok kime anlattı kızım biliyor musun? Tahmin yürüt seni. Canan. Seni. Niye şaşırdın? Seni anlattım. Ah ya. Seni anlattı ya. Senin kızın sana tapıyor Selim Savcı. Senin ağzından çıkacak bir tek kelime için yanıp tutuşuyor o kız biliyor musun? Öyle anlatıyor ki seni. Anılarında o kadar büyük bir yere koymuş ki. Yere göğe sığdıramıyor seni. Neden? Çünkü yaşamak istiyor.
tekrar yaşamak istiyor seni. Anlatıyor dansı. Ne kadar sürüyor? 5 dakika. Niye? Çünkü o kadar yoksun ki. O kadar azsın ki kızın hayatında. Bana da sorsan benim de anlatmam 5 dakika sürer babam. Sen ne anlattın ona? Anlatamadığım her şeyi ona anlattım. Annemin nasıl öldüğünü ona anlattım. Bu hayatta tek başıma nasıl başarabildiğimi ona anlattım. Ona iyi gelmek için. Özümde ne kadar mutsuz olduğumu anlattım mesela. Daha başka bir şey duymak ister misin? Anlatayım mı sana da? Ben seni sandığın insan değilim. Selim Savcı. Ben Yağmur'u çok seviyorum. Onu kardeşim gibi çok seviyorum. Ben benden 15 yaş küçük bir kız çocuğunun bana söylediği bir tek kelimeyle alabora olma potansiyeline sahip bir kadınım. Ve ben bunu kabul ettim. Senin bir acıya inanman niye bu kadar zor ya? Özür dilerim. Benim buraya gelmem çok büyük bir yanlıştı, özür dilerim. Neyin özrü ya? Nereye gidiyorsun? Gelme! Teyze, Naz için endişelenme. Ya o hatasını anlayacak, biliyorsun, tanıyorsun kızını. Kendi bilir artık, anlar anlamaz. Bana bak bir, sen kızını tanımıyor musun? Bu Naz. Ani bir karar verip sonra birden kararından geri dönecek, biliyorsun. Özleyecek o bizi ya. O anneleri geldi zaten bugün buraya. Kimin annesi? Kısmet mi, kıymet mi, sancaklar işte. Ay terbiyesize bak ya. Teyze hangi yüzle yani, ne istiyor senden geliyor dükkana? Ya işte bana kendince ortak olup akıl vermeye kalktı. Bak sen, kovsaydın kadını dükkanı. Kovdum zaten. Allah'ım yarabbim, sanki işimiz gücümüz yok. Bir de bu engamenin içinde onlarla uğraşacağız, reziller ya. Hey, nereye Asi genç? Eve. Bir haber verseydin. Verdim işte. Hadi kızım sen de git kardeşinle. İyi tamam. Bana bak. Seni çok seviyorum, tamam mı? Üzme kendini. Ben de seni. Sen benim canımsın. Aşkım. Sen de dikkatli sür ha. Hadi kolay gelsin. Afiyet olsun.
Yağmur Hanım. Merhabalar. Kim bu? Sen. Buraya iyi niyetle geldim. Kuzeniniz ve kardeşimin evliliği bana da bir sürpriz oldu. İnanın. Sen ne hakla? Naz artık bize emanet. Ona hiçbir şey olmayacak. İçiniz lütfen bu konuda rahat olsun. Tamam. Şimdi adamlarını da al defol git buradan, tamam mı? Hemen. Hemen bin arabana defol git. Sadece konuşmak istiyorum. Ya ne konuşması ya? Sabah annen geliyor teyzemi taciz ediyor. Şimdi sen. Siz ne tarz bir yaratıklarsınız ya? Hadi duydun mu beni? Hadi defol. Kim bu ya? Özür dilerim. Ya neyin özür diliyorsun? Ah! Bırak! Ah! Annemi öldürdü o, bırak! Bırak lan, bırak! Bırak! Ah! Annemi öldürdün! Seni öldüreceğim! Bırak! Öldüreceğim! Bırak! Annemi nasıl öldürsün lan? Öldüreceğim seni, öldüreceğim! Bırak! Bırak! Bırakın çocuğu. Bırak! 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 Öldüreceğim! Defol git buradan! Tamam, defol git! Ya defol git! Altay dur! Dur! Bana bak! Bana bak! Ben buradayım, bir yere gitmedim, tamam mı? Tamam, ben buradayım. Altay ya! Korkuttun beni. Allah! Tamam, ben buradayım. Tamam. Tamam. Hayır, hayır, hayır. Altay tamam, sakin ol. Ne oldu oğlum sana? Bir şey yok. Oğlum ne oldu, bir şey mi oldu? Ya bir şey yok, Allah Allah. Baba. Merak etme, iyi bir şey yok. Akgün'le ne alakası var şu anda ya? Neden Akgün? Nereden çıktı ya? Akgün tutuklandı, cezaevine girdi. Yani sence de bu kadar çabuk salınması bir garibine gitmedi mi? Gitmedi, benim garibime gitmedi. Allah aşkına bana ne, sana ne asıl? Yani ne olur ya? Bizi ilgilendirmeyen şeyler bunlar Yağmurcuğum. Tamam, tamam ama bak bence bu kadar çabuk salınmasında bu sancaktarların bir payı var kesin. Yağmur, rica ediyorum ya. Bak, rica ediyorum. Baba bir dinler misin? Bak bir şey söyleyeceğim. Hastanedeydik ya. Orada işte bütün sancaktarlar vardı. İçlerinden bu neydi o bir tanesi işte Cihan mı ne? İşte en büyük olanı. Hı. Ben onu bir yerden bana tanıdık geldi. Ben sonra düşündüm. Düşündüm ben onu Akgün'ün cezaevinin otoparkında gördüm. Karşılaştık. O bence Akgün'le konuşmaya gitmişti. Zaten bak sonra iki gün sonra Akgün birden dışarı çıktı. Kesin bunlar bir anlaşma yaptılar. Bu da o yüzden çıktı. O şekilde çıktı yani. Ben eminim. Sen bana inan. Ben sana inanıyorum ama bizim konuşmamız gereken mevzu asıl bu değil. Senin cezaevinde ne işin vardı? Akgün'ün yanına gerçekten hangi sebeple gittin Yağmur ya? Bunu konuşalım bence. Bunları konuşalım. Bunlar neden devam ediyor ya? Akgün'le konuşmaya gittim. Ama öyle tahmin ettiğin gibi bir şey değil. Ben onu uyarmak için gittim. Çünkü ne yapayım yani? Restoranda karşıma çıkınca birden ben delirdim. Restorandan mı? Restorana da mı geldin? Kızım sen ne yapıyorsun? Allah aşkına ne yapıyorsun Yağmur? Gerçekten ne yapıyorsun? Ben yetişemiyorum ya. Ben anlayamıyorum ya. Ya bu Akgün meselesi artık bir yeter daha ya. Bir bitsin ya. Ne olur gerçekten kapatalım şu konuyu ya. Akgün, Akgün. Aynı cümle içinde ben o çocukla senin adını duymak istemiyorum. Yan yana gelmeyin ya. Tamam, tamam. Hayır, tamam değil. Tamam, haklısın ama ya sen beni bir bırak. Sen benim dediğime bir odaklanır mısın odaklanamam, baba? Odaklanamam, odaklanamam. Çünkü burada daha derin mevzular bak, baba, var. Bak baba, tamam o mevzuyu bir bırak. Sen şu mevzuya bak. Aradaki bağlantıyı görmüyor musun? Bak senin bildiğin bir savcı mavcı bir şey vardır bu davaya. Görmüyorum. Bakan bir uyar. Hiçbir şey görmüyorum Yağmur. Ben senin artık Akgün denen çocuktan
uzaklaşmanı, ayrı dünyalarda olduğunuzu fark etmeni istiyorum. Lütfen, lütfen. Benim bu hayatta tek istediğim şey gerçekten bu. Ne olur artık ya. Siz aynı cümlede bir araya gelemezsiniz. Aynı yerde bir araya gelemezsiniz. Olmamalı. Ben ne kadar uzak durun dedimse bu kadar yakınlaştınız. Lütfen ya Yağmur. Ben sadece artık uyarmak istedim. Uyarma. Lütfen. Sadece cümlede kurma. Anladım de konuyu kapatalım. Lütfen ya. Anladım. Tamam. Tamam hadi iyi geceler. Gel buraya. İyi geceler. İyi geceler. Ses yok. Evet, çok sessiz. Çok sessiz ama ben senin düşüncelerini duyamam yine de. Ne oldu, bir şey mi taktın kafaya? Söyle bakayım. Hı? Annemi düşünüyordum. Teyzemden sonra hiç böyle görmemiştim. Alışacak ama ya. Hazırım zannettim. Ama onu öyle orada görünce. Biliyorduk ama. Bunların olacağını biliyorduk değil mi? Nasıl? Biliyorum. Ben çok mutluyum. Senin de mutlu olmanı istiyorum. Ya benim bedenimde delik açtılar. Ben hala görüyorum ya. Sence ben mutsuz muyum? Hı? Mutsuz muyum? Ben gideyim de üzerimi değiştireyim. Canlarım salonda. Çok bekletme. Alo. Emel ben. Aa, Emel Hanım. Naz açmadı mı telefonunu, ben ileteyim mi kendisine? Seni aradım. Tamam. Aslında ağzıma gelen bütün küfürleri söylemek için aradım seni ama... Yani sizi rahatlatacaksa... Lafımı kesme. Bak, ben aslında sen normal bir insan olsan da seni kabul etmeyecektim. Bin tane kulp bulacaktım sana. Naz'ın başının etini yiyecektim. Ama benim kızım yine de vazgeçmeyecekti senden.
Çünkü katır inadı var benim kızımda. Sonra belki bir torun verecektiniz elime. Sevecektim bile seni. Sonra senin arkandan konuşan arkadaşlarıma diyecektim ki yok. Benim damadım çok iyi biri. Sonra belki gülecektik seninle. Ama bu hikayedeki adam sen değilsin. Hiçbir zaman da olmayacaksın. Bunu ikimiz de biliyoruz. Çünkü benim kızım senin yanındayken hissettiğim şey basit bir huzursuzluk değil. Benim şu dünyada bir tek kızım var ya. Ve sen onu elimden almaya çalışan bir canavarsın. Ve ben sana küfretmeyeceğim. Bir canavara yalvarır gibi yalvarıyorum. Emine Hanım, yani canavar falan diyorsunuz da. Benim bu kızımdan başka hiçbir şeyim kalmadı. Ne olursun bırak kızımı. Çünkü kızım seni hiçbir zaman bırakmayacak. Emel Hanım tamam ağlamayın. Gerçekten ağlamayın. Ben kızım senin yanında olduğu her sürede ağlayacağım. Ben kızınızı çok seviyorum. Onun başına bir şey gelmemesi için de her şeyi yaparım. Gerekirse canımı feda ederim canım pahasına. Siz aşkı kovalıyorsunuz ben hayatım. Bu lafların hepsini yattığın yerden söylüyorsun. O kurşunun bir gün naza gelmeyeceğini garantisini verebilir misin bana? Ha? Veremezsin. Veremezsin. Ne olur sana bir anne olarak yalvarıyorum. Ne olur bırak kızım. Ne olur bırak kızım. Efendim Akgün. Operasyon iptal. Ne demek iptal? Gerek kalmadı. Bilgiye ulaştım. Sadece bir iki tane öyle pürüz var. Ne demek gerek kalmadı? Nasıl aldın bilgiyi? Ben sana demedim mi kendi başına iş yapma diye? Çok yormadım. Yarın görüşürüz. Kim aradı? Önemli değil. Sen daha iyi misin? Çok iyiyim. İyi gece. O ne? Yok bir şey önemli değil. Soner'in eşinin restorana gittiğini bana söyleyecek miydin? Peşime adam mı taktın sen? Arkamı döndüğüm anda bir işler çeviriyorsun. İyi ki yapmışım. Sana kalsa o kızı bu eve gelin getireceksin. Birinin bu yanlışı düzeltmesi gerekiyor. Anne! Tek başına karar almayacaksın diye uyarmıştım seni. Almak zorundaydım. Çünkü sen Soner'e duyduğun vicdan azabı yüzünden onun her söylediğini yapacaksın. Ne vicdan azabından bahsediyorsun? Soner'i Mert oğluna teslim etmenin vicdan azabından bahsediyorum. Dün gece kardeşlerin anlattıkları hikayedeki o eksik parçayı bilselerdi eğer... Belki onlar da benim gibi bunun seni yaptığını düşünebilirlerdi, değil mi? Soner söylediğini yapmadığı için onu kasaya kilitleyip cezalandırmıştım. Aynı şeyi yaptım.
Yıllardır çok yol aldım anne. Bu konuyu burada kapat. Ve bir daha açma. İyi geceler. Şeyler varsa Altay, kus, dök içini rahatlarsın. Kasma yani, at gitsin. Hep ağlamak geliyor içimden böyle. Ama utanıyorum. Ağla oğlum. Bağırıp çağırmak istiyorum böyle öfkemi. Bir şey kusmak istiyorum. Benim bildiğim bir yöntem var. Sana söyleyeyim mi? Ne bileyim, belki işe yarar Altay. Canan Kara, sana evini açan kadın, senin için masaya bir tabak daha koyan kadın Akgün. Yeri geldiğinde yaranı saran kadın. Canan Kara, hatırladın mı? Gözünüzü dört açın da. Haliç Köprüsü altında bir saat sonra buluşalım. Savcım, ne oluyor ya? Bu kim şimdi? Alo. Alo. Akgün benim, Yağmur. Ne istiyorsun? Numaranı Eray'dan aldım. Seninle konuşmak istiyorum. Dün konuştuğumuz şeylerle ilgili. Dün söylenenler dünde kaldı Yağmur. Biliyorum. Biliyorum, çok ileri gittim. Zaten o yüzden konuşmak istiyorum. Dün arabaya bindiğim yerdeyim. Lütfen gel Akgün, konuşalım. Gerek yok. Rica ediyorum. Gelmiyorum. Tamam. Tamam ama ben yine de bekleyeceğim seni. Buyur, çağırdın geldik. Eğer bağırıp çağıracaksan. Asla. Geldiğin için teşekkür ederim. Özür dilerim Akgün. Dün çok ileri gittim. Söylememem gereken şeyler söyledim. Bilmiyorum. Sana bir öfkem var. Belki de o yüzden. Ama biliyorum. Sen hak etmedin. Tamam. Bu sancaktarlarla birlikte olmanın da bir sebebi var. Eminim var. Çünkü sen bir şey yapıyorsan bir sebebi vardır. Çünkü sen ne kadar değişsen de içinde bir yerlerde o eski Akgün yine var. Görebiliyorum. Çeşme'de karşı eve geldiğinde o tedirgin bakan Akgün. Beni seven Akgün. Hala öyle bakıyorsun bana, biliyor musun? Buna benzemişsin. Anneme mi? Akgün. Zor oldu değil mi?
uzakta olmak. Ama ben seni anlıyorum. Anlıyorum ben seni. Anlıyorum. Çok zorlandın. Bugün bana her şeyi anlatabilirsin. Nasıl çıktın hapisten? Onlar yardım etti değil mi buraya gelmene? Hakkım ben seni hep dinledim. Anlattığın her şey bende kaldı. Bana güvenebilirsin. Bu ne? Ver şu telefonu. Eski Akgün'üm öyle mi? Tamam ver şu telefonu. Ne yapıyorsun ya? Akgün verir misin telefonumu? Ver şunu. Ne yaptın ya? Bak ya. Buraya gelir misin? Gel buraya. Bana bak. Bana bak, sen dışarıda olmayı hak etmiyorsun, tamam mı? Ait olduğun yer hapis. Duydun mu beni? Geri sokacağım seni. Seni içeri yollayana kadar vazgeçmeyeceğim. Nefret ediyorum senden. Seni bırakmak, senden vazgeçmek ne kelime. Ben kendimden geçmişim. Senden değil. Seni nasıl bırakırım? Kinim, öfken, nefretim sana bulaşmasın istedim. Ben artık güzel şeyleri hatırlamıyorum. Gördüğüm annem var. Benim kadersiz güneş çiçeğim. Ben senin hayatına devam ettiğim fikrine sarılıp uyuyorum her gece. Dayan geldik. Dayan. Nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Savcım ne oldu? Niye çağırdın beni? Sen Yağmur'la mı görüşüyorsun? Evet, gibi mi alayım bunu? Görüşme değil de bir karşılaşma yaşadık savcım. Karşılaştıysan bana niye söylemedin? Sorgulamayayım savcım. Yok, konuşacağız biraz. Emin Hanım'ın restoranında talihsiz bir karşılaşma yaşandı geçenlerde. Karşılaşmayacaksın. Savcım, sonrasında da cezaevine geldim. Ezdi beni bayağı. Kırdı, döktü, vurdu. Onun içinde çok böyle derin bir öfke var bence savcım. Çünkü yarım saat önce de yanımdaydı. Yani hala geçmiş değil bana olan öfkesi. Çok derinde kalmış yani. Bilmiyorum. Bir daha karşılaşmayacaksın Hakkı. Bir daha Yağmur'la karşı karşıya gelmeyeceksin. O senin yanına gelse bile sen yolunu değiştireceksin. Karşılaşmamak için ne gerekiyorsa yapacaksın. Bak şimdi sana bir daha hatırlatayım bunu. Hayatına benimle beraber giren her şeyden feragat edeceksin derken o lafı ben kendime de söyledim. Ben ailemden vazgeçtim. Çocuklarımın karşısına babalar olarak çıkamıyorum. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bana verdiğin sözün arkasında duracaksın. Biz bu yolda yan yana mantıklı bir şekilde yürüyeceğiz. Ki bindiğimiz gemiyi de batırmayalım. Tamam mı? Mantık deyince şimdi Savaş. Geçen gün zor çektik senin el frenini.
ne söylemeye çalışıyorsun? Paşa savcım, bir şey söylemeye çalışmıyorum. Savcım, Rize'de neler yaşandığı, neleri sindirmek zorunda kaldığın için de ben bilmiyorum. Yani nelerle sınandığını bilmiyorum. Belki silaha dayadın kafana, ölmek istedin ama çok şükür buradasın işte, yaşıyorsun. Ama gözün önünü görmüyor savcım. Bazen kapanıyorsun yani. Normal hayata dönmen biraz zaman alacak. Ki zaten hani o belli zaten. Sarı Hanım da geldi geçen, teşekkür etti bana sırf bundan dolayı. Olur, zaman alacak biraz savcım, onu zaten biliyoruz. Girme oralara. Sen bizim aramızdaki mevzuları Sare Akay'a mı anlatıyorsun? Yok savcım, sen anlatmışsın, dökmüşsün işte her şeyi kadının önüne. Naz'ın nikahından tutup her şeyi önüne sermişsin. Kadınla geldi mütemadiyen bana teşekkür etti. Elimi sıktı. Sen yapınca sorun olmuyor da, konuşunca bir şey olmuyor da ben konuşunca mı sorun oluyor savcım? Ayrıca ben sana verdiğim sözü sonuna kadar yerine getirdim. Bak o gün, o gün ben sana bir söz verdim savcım. Ne oldu savcım? Savcım. Savcım, yanlış bir şey mi söyledim? Savcım, nereye gidiyorsun ya? Savcım, ben hiçbir şey anlamıyorum şu an. Ne oluyor savcım? Savcım.